Kalp vücudun her yerine kan pompalar ve bunu o kadar güçlü bir şekilde yapar ki bazı kılcal damarlardan bir nevi sıvı çıkışı veya sızıntısı gerçekleşir. Bu sıvı lenfe dönüşür. Lenf sistemi bu sıvıyı alır ve tekrar dolaşıma katar. Fakat bu düşünce sizi rahatsız edebilir. Belki de bu lenf damarlarının kendilerine ait bir kalbi olmadığı gerekçesiyle bu düşünceye karşı çıkabilirsiniz. Ee, ben de zaten böyle bir kalp çizmedim çünkü yok. Peki o zaman bu sıvı tek bir yöne doğru nasıl pompalanıyor? Dahası bir pompa olmamasına rağmen sıvı bu yüksek basınçlı sisteme tekrar nasıl pompalanıyor? Çok zor bir iş olsa gerek. Bu soruya iki cevap var arkadaşlar. İlki biraz daha basit olduğu için oradan başlayalım. Cevabımız sıvının yeniden giriş yaptığı yerde yatıyor. Yani lenfin yüksek basınçlı sisteme geri dönebilmesinin sebebi lenfin yüksek basınçlı sisteme nereden tekrar girebileceğini tam olarak bilecek kadar zeki olmasıdır. Buraya bir yıldız çiziyorum. Lenfin tekrar girdiği yeri gösteriyor. Bu yıldızı oraya rastgele çizmedim ama. Burası damarlardan oluşan dolaşım sisteminin en son noktası ve buradaki basınç atar damarlardaki hatta kılcal damarlardaki basınçtan bile çok daha düşük. Sayılar aslında çok ilginç. Atar damarların başladığı yerde şuradaki basınç yaklaşık 120 mm cıva olabiliyor. Bu da ortalama tansiyon seviyesine denk geliyor. Fakat şurada kalbe tam girmeden önceki yerde basınç 5 mm cıva kadardır. Lenf sıvısının e, şurada son kısımdan dolaşıma katılması işleri kolaylaştırıyor. Çünkü karşı gelmesi gereken basınç miktarı daha az. Lenf damarları şurada diyelim ki aorta veya büyük atardamara karışsaydı muhtemelen bunların hiçbiri işe yaramazdı. Evet, bu anlattığım lenfin işini fazlasıyla kolaylaştırsa da damarlarda neden tek yönde ilerlediğini açıklamıyor. Lenfi bunu yapmaya iten şey nedir? Yani bu yönde ilerlemesini sağlayan şey ne olabilir? Başka bir deyişle neden ilerlediği oranda geri gelmiyor? Sebebi lenf kapakları. Kapaklar lenf damarları içinde bulunan ve sıvının geriye gitmesini önleyen yapılardır. Şuraya bir lenf damarı çizelim. İçerideki kapak da şöyle görünür. Eğer sıvı şu yönde ilerlerse kapağın iki kanadından geçip ilerleyecek. Şimdi bu sıvının geri gelmeye çalıştığını varsayalım geri gelmeye çalışınca kapağın iki kanadını tekrar birleştirecek bir güç uygular ve engel yaratır. Bu çok akıllı bir sistem ve yalnızca lenf damarlarında kullanılmıyor. Kalpte de bu sistem var. Bildiğiniz üzere kalpte aynen bu prensip üzerine çalışan dört büyük kapak var. Bu sistem aynı zamanda damarlarda da kullanılıyor. Çünkü damarlardan sıvı akışını sağlayan basınç bazen yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden geriye akışı önleyen bir mekanizma gerçekten faydalı oluyor. Tüm bunlar size yine yeterli görünmeyebilir ve lenfin neden buraya doğru hareket ettiğini merak edebilirsiniz. Neden lenf olduğu yerde durmuyor ki? Hareketi başlatan aslında iki yol var. Birincisi lenf damarlarına bağlı olan ve kasılabilen düz kaslar. Bunlar kasılarak ve sıkışarak sıvının ileri akmasını sağlıyor. Hareketi başlatan ilk mekanizma bu. İkincisi ise iskelet kası yani çizgili kas. Çizgili kas dediğimizde vücudumuzda istemli bir şekilde kontrol altında tutabildiğimiz tüm büyük kasları kastediyoruz. Örneğin bacak ve kol kasları. Bunun bir etken olmasının sebebi ise arkadaşlar gün boyunca hareket etmemiz ve kaslarımızda hareketlenme olmasıdır. Yani vücudumuzun belirli yerlerini bazı zamanlarda kasmanız bu durumda kaçınılmazdır değil mi? Evet. Ve şuradaki gibi lenf damarı olan bir kısmı kastığınızda lenflerin hareketi başlar düz kasın yaptığı gibi sıvıyı sıkıştıracak ve sıvı ileri doğru kapakların müsaade ettiği yön boyunca hareket edecek. Şuraya çizdiğim kapaklara ek olarak lenfin lenf damarlarına ilk girdiği yerde ilginç bir mekanizma daha var. Şuraya açık olarak çizdiğim ama aslında kapalı olan bir tüp. En azından kapalı görünüyor fakat tabii ki boşluklu bir yapısı var. Sıvının girişini sağlayan şey işte bu yapı. Şunu biraz daha büyüteyim. Lenf damarlarının başladığı yer işte burası. Lenf damarının duvarları sıvının içeri girmesine izin verdiği için kapaklara benziyor. Fakat içerideki basınç arttıkça sıvının dışarı çıkması engelleniyor. Bu yüzden lenf tekrar dışarı çıkamıyor. Son olarak incelediğimiz şeylerin nerede gerçekleştiğini görebilmek için bir insan vücuduna bakalım. Şöyle insanımızı çizelim. Evet şurada da kolları ve kafası var. Lenfin dolaşıma tekrar katıldığı yeri şimdi görebiliriz ve gösterebiliriz burada. Evet. Şu kalp olsun. Kalbe giden büyük damarlardan birinin supra vena cava yani üst ana toplar damar olduğunu biliyorsunuzdur. Üst ana toplar damarın hemen yanında köprücük altı toplar damarları bulunuyor. Köprücük altı toplar damarları. Biri sağda, diğeri solda. Köprücük kemiğinin hemen altından geçtikleri için bunlara köprücük altı e, toplar damarı deniyor. Lenfin tekrar giriş yaptığı kısmın aslında e, tam bu damarlar olduğunu söylemem lazım. Yeşille çiziyorum. İşte burası basıncın çok düşük olduğu ve vücuttaki tüm lenfin gittiği yer. Yani bacaklarınızdan, daha sonra kollarınızdan ve boyunuzdan gelen lenfler burada vücudunuzdaki tüm lenflerin tüm bu yolları aşıp yukarıya çıkması, dolaşıma tekrar katılması ve tüm bunların aktif bir pompalama olmadan yapılması inanılmaz bir şey. Bunu mümkün kılan mekanizma düz kasların kasılması fakat asıl olarak vücudunuzun her zaman hareket etmesini fırsat bilip lenfi boynunuza kadar çıkaran tek yönlü kapakların zekası.